Sevgili Zasparagaz takipçileri, bugün İstanbul Üsküdar Meydanı'ndayız. Gündemimizde maymun çiçeği virüsü var. Bakalım vatandaşlar maymun çiçeği virüsü hakkında neler düşünüyor? Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba, size soralım. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Duydunuz mu? Duyduk. Ne dişi değil, mikrop. Covid zamanında da böyle gülüyorduk, diyorduk ki ya koronavirüs de neymiş diyorduk. Sizce maymun çiçeği ülkemizde hızla yaygınlaşır mı? Tekrardan evlere kapanır mıyız? Olabilir. Biz hiçbir şeyi ciddiye almadığımız için. Peki bizim ülkemiz böyle bir kapanmaya hazır mı? Ülke kapanmaya değil, bir yok olma hazır. Kapanmayı değil, yok olmayı bile hak etmiyorum. Teşekkür ederim. Rica. Merhaba, maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Bize bir faydası da yok, zararı da yok onun için. Peki bizim ülkemiz bir kapanmaya hazır mı? Tekrardan bir pandemi olsa hazır mıyız buna? Valla bu memleket her şeye hazır, merak etmeyiz. Hazır mı diyorsunuz? Her şeye hazır. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki virüs çıktı. Maymun çiçeği virüsü. Gördünüz mü? Duydunuz mu? Duyduk. Arkadaşımız hasta, evde yatıyor. Maymun çiçeği koronadan mi? Koronadan mı? Koronadan. Korona. Yine korona hortlamış. Korona da hortladı. Evet, korona da hortladı. Allah sonumuzu iyiye götürsün. Tekrardan kapanma olur mu sizce bu virüslerden dolayı? Yani etraf öyle diyor ama kapanıp kapanmayacağını biz bilemeyiz ki. Peki ülke ekonomimiz buna hazır mı kapanmaya? Nerede hazır? Hani ne var? Az hiç önce bir şey amca yok. Her şeye hazırız biz dedi. Biz her şeye hazırız olur mu? Nerede? Neyimiz var? Peki. 5 gün yatsak tamam, işimiz bitti. Teşekkür ettik öğrenci. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi koronayı nasıl atlattıysak bunu da böyle atlatacağımızı düşünüyorum. Büyük ihtimalle onlardan aşağı almamız gerekiyor. Yani o virüslerden bizim vücudumuzun aşağı alması gerekiyor. Onlar da bizden aşağı alacaklar. Onları biz vücudumuza misafir edeceğiz ve gidecekler. Peki bizim ülkemiz bir kapanmaya hazır mı tekrardan? Pandemi olmasına hazır mı? Bunun bende net bir cevabı yok ama eğer kapanacaksa zaten kapanacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba, maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsun? Neyi düşünüyorum? Duydunuz mu hiç? Duydum. Şu anda yaygın olduğunu duydum. O kadar. Ülkemize de birkaç vaka varmış, öyle açıkladı. Duymadım. Sağlık Bakanı Memişoğlu. Ne düşünüyorsunuz? Ülkemize tekrardan yaygınlaşır mı? Virüs gelse tekrardan kapanmaya hazır mıyız? Ya kapanmaya hazır değiliz ama salgın devam ediyor. Teşekkür ederim. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemize kısa zamanda geleceğini düşünüyorum. Şu anda birkaç vaka var diye konuşuluyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı hatta. Ne düşünüyorsunuz? Tekrardan yaygınlaşır mı? Pandemi gibi evlere kapanır mıyız? Bence olmaz. Şunu soracağım o halde sizlere. Tekrardan kapanma olsa bizim ülkemiz buna hazır mı? Hayır, değil. Ekonomik olarak hazır değil yani şu an. Psikolojik olarak hazır mıyız tekrardan? Kesinlikle değiliz. Bir kere daha kapanma olmasın. Peki önlem alınıyor mu sizce? Yurt dışından gelen vatandaşlara herhangi bir test yapılması durumu olur mu Türkiye'de? Söz konusu olur mu bu? Ben bu ülkede hiçbir şekilde önlem alındığını düşünmüyorum. Rica ederim, çok sağ olun. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi korkuyorum sadece yavrum. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, torunlarımızdan korkuyoruz tabii ki. Virüsten haberiniz var mı? Haberlerde duyuyor, tabii. Hem de nasıl dikkatli izliyorum. Peki bizim ülkemizde bununla ilgili bir önlem alınıyor mu sizce? Vallahi hiç bende ondan haberim yok. Birkaç tane bizde alındı. De çıkmış ülkemizde. Alındığına da deseler bile hiç inanmıyorum. Koronavirüsü atlattık hep birlikte biliyorsunuz ki. Evet. Tekrardan ülkemiz koronavirüs gibi bir kapanmaya hazır mı? Evlere kapanmaya hazır mıyız? Ekonomik olarak uygun muyuz? Onu da zaman gösterecek çocuğum. Onu bilenler bize yayınlayacak ki haberimiz olsun, tedbirini alalım. Peki sizin ekonominiz uygun mu eve kapanmaya hiçbir şekilde? Nerede çocuğum, ben yaşlandım, haydi oturun gençler. Ekmek parası kazanacak, getirecek, çalışacak. Bu nasıl olacak? Yavrum çok korkuyoruz. Hayırlı işleriniz olsun, Allah'a emanet olun. Merhaba, maymun çiçeği virüsünü duydunuz mu? Ne düşünüyorsun? Duymadım canım. Hiç mi duymadınız? İzlememişim çalışmanın sebebini. Çalışmaktan haber mi izlemedin? Haberi izliyorum yine de. Yani şeyleri diyen, hastalığı mı diyen. Evet. Onu duydum. Hangi kanal kız? Bu YouTube'dayız. YouTube'da. Hastalığı duydunuz. Peki bizim ülkemiz hastalıkla ilgili bir önlem alıyor mu? Birkaç virüs de bizde çıkmış. Yok hanım, ne almaz? Hiç kimse bir şey almaz. İki eldivenle iki maskeyi bile çıkartamazdı. Beni açtı mı biliyorsun, kız gitti cezaevine. Aynen. Konuştu mu cezaevine atıyorlar. Bu devir çok kötü oldu. Ama yani belli bir yere aşınca o kızın tutuklanmasını da hiç doğru bulmuyorum. Kız ne hakaret etmiş ne hiç bir şey söylemiş. Ben gördüm konuşmasını televizyonda. Haberi izledim. Bir hakareti yok. Hakaret kimseye olduğunu bir şey yok. Diyemiyorum ama hakaret de etmemiş. Gayet güzel konuşmuş. Evet. Şimdi ben güzel konuşmuş deyince benim de başım belaya girer mi onu da bilmiyorum. Aman sen de dikkat et yavrum. Geçsiz. Ben ne kadar üzüldüm. Şimdi çok açsam yaramı, çok söylenecek şey var da şu devirde söylenmiyor. İnşallah döner devir böyle kalmaz. Hangi devirde konuşabileceğiz teyze?
Bunlar giderse, DFM'den giderseler. Ama hiç de gidecek, biz gideriz onlardan önce. Diyorlar ki sen oy vermiyorsun, o oy vermiyor, bu oy vermiyor. Peki kim oy veriyor bunlara diye soruyorlar. Aa, şimdi bazanın içine aşağı işten geldim, oraya girdim. Asgari ücretle çalışıyorum. Karı eline cantasını almış onun. İndi bu postalak bir şey. Havleleri veriyor kızım. Başka kim veriyor? Yaşlı kesim mi diyor? Yaşlı kesimler veriyor. Verdiler. Hincik'te onlara zam veriyorlar mı? Oy oldular. Zıkkımın kokunu istiyor. Peki erken seçim olsa, yarın bir seçim olsa, vatandaş pusulaya gitse, mevcut iktidar mı kazanır yoksa muhalefetten biri mi kazanır? Muhalefetten birisi kazanır. Halk akıllandı mı sizce? Biraz akıllandı, biraz yine geri kafalı, tahta kafa çalışmıyor. Beyinleri çalışmıyor. Bak ben kaç tane arabaya biniyorum, Bağdat Caddesi'nden geliyorum işte. 10 senede o tarafta çalışıyorum. Niye askeri ücrete zam yapmadı? Kendi cebini doldurdu, yiye yatıyor saraylarda. İşte beni açtı mı? Cezaevine gönderin beni. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet ol. Ben seni anlarım. Benim yaram çok. Tabii, hadi görüşürüz. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Maymun çiçeği, bu gül demek, lale demek. Gül demek, lale demek. Maymun çiçeği virüsü. Maymun çiçeği virüsü var. O güzel demek zaten. Büyüsü değil. Maymun çiçeği virüsü. Virüsü mü? Korona da var. Koruyordu zaten hastalıklarda. Korona gibi bir virüs çıktı tekrardan. Evet. Maske takıyordum. Dezenfektörü sürüyordum. Sonra da hasta olmadım. Kaybetmedim. Sürekli maske taktım. Hayatımı kurtardım kendime. Ne güzel. Her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. En sallayın. Selametle. Hoşçakalın. Teşekkür ettik. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsun? Değil. Maymun çiçeği virüsü. Duydunuz mu? Duydum. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir şeyler çıkarıyorlar işte. Ne diyelim? Ülkemizde de birkaç tane vaka çıkmış maymun çiçeğiyle ilgili. Tamam, ne yapacağız o zaman? Sizce ülkemizde yaygınlaşır mı tekrar? Vallahi dünyaya gelirse bize de gelir bu bir yerden. Peki biz kapanmaya hazır mıyız ekonomik açıdan? Yok, kapanma yok mu zaten? Bunda kapanma olmuyormuş. Öyle nasıl diyelim ki ülkemiz bu virüsten dolayı bir hali sıkıntı yaşadı ve kapanma oldu diyelim. Bizim kapanmaya hazır olduğumuz bir durum söz konusu. Ya sıkıntı olur tam. Yani ister istemez olur. Sıkıntı olmaz diyemem yani. Tabii ki dünya kadar iş yeri var, fabrikası var. Yani biraz... Peki biz virüse bulaşmamak için ya da dışarıdan gelen vatandaşları, yabancıları virüsle olup olmadığını denetliyor muyuz yeter? Hani onu nasıl yapacak ki? Afrika'dan gelecek. Öğrenci de gel. Yani zor yani. Bu işte Allah hep borusu diyeceğiz yani. İnşallah şey olmaz yani. Ne diyeyim başka? Zor tabii. Devlet için de zor yani. Şimdi öğrenci gelecek. Almayayım mı diyecek. Yani bunun testi de yok galiba. Testi nasıl? Var mı yok mu bilemiyorum yani. Daha yeni çıkarmış. Yani olacak o yani. Zor yani. İnşallah insanlara bulaşmaz bu yani. Kötü yani. Dünyanın şeyi... Bozuldu galiba. İklimleri, her şeyi bozuldu. Ülkemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülke çok güzel. Güzel mi? Evet, Türkiye'miz çok güzel. Karadeniz var, Akdeniz'imiz, Marmara. Yani güzel, ülke güzel. Emekli misiniz? Emekliyim. Allah yardımcınız olsun. Emekli diyor ki biz perişan haldeyiz. Yorumunuz ne? Ya sıkıntı var tabii ki. Olan da var, olmayan da var. Yani bir hayat gidiyor. İnşallah düzeltirler bunu. İnşallah biraz bir şeyini bunlar maaşları yükseltirler. Biz diyoruz ki düzelir mi, umudunuz var mı diyorum. Emekli diyor ki ne umudu ya, biz artık umut falan beklemiyoruz. Ölmeyi bekliyoruz diyorlar. Yorumunuz nedir? Yani şimdi bu kişiden kişiye değişti. Kiminin maaşı iyi, anladın mı, emekli maaşı. Ona da şey yapmıyor. Yan geliri var, bilmem ne var. Çok çeşitli yani. Bu işin içinden çıkamayız yani. O yüzden. Yani benim demek istediğim o. Yan geliri olan da var mesela. Sadece emekli alıyor, çocuklarına yardım ediyor. Öyle böyle bir hayat gidiyor yani. Diyeceklerim bu. Hadi biz de iyi günler. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsun? Daha Türkiye'ye gelmedi ki. Geldi, birkaç tane vaka varmış ülkemizde. Valla ben verilmedi birkaç tane de. Yayın kuruluşlarını izliyorum. Ben böyle bir vaka duymadım. Birkaç tane var dendi haberlerde, bilginiz olsun. Ben bütün haberleri izliyorum. Avrupa yayınlarını da izliyorum. Bu durumda ya siz yalan söylüyorsunuz ya ben yalan söylüyorum. Valla onu siz kendiniz bileceksiniz ama ben eminim yani %100. Sağlık Bakanı açıklama yaptı, birkaç tane virüs var dedi. Hayır efendim, ben Memişoğlu'nu da dinledim. Benim Ankara'yla da bağlantım var. İsterseniz şu anda Memişoğlu'nu da arayabilirim ben. Kusura bakmayın, siz yaygaracılık yapıyorsunuz. Niye yaygaracılık yapayım ki? Koronavirüs için de aynısını söylüyorlardı. Ülkemize gelmez, ülkemize gelmez diye konuşamadım bile sinirden. Sevgili takipçilerimiz kusura bakmayın, Memişoğlu değil. Profesör Doktor Önder Ergönül açıklama yapmış. Ülkemizde birkaç tane vaka var diye. Bilginiz olsun, benim de tek hatam o, Memişoğlu demiş olmam. Ama onun haricinde ülkemizde vaka var mı? Var maalesef ki. Keşke olmasa. Keşke ben de istemem bunun haberini yapmak ama maalesef var. Maymun çiçeği virüsünü duydunuz mu? Duydum. Ne düşünüyorsunuz? Ne bileyim yani. Memleketimizi muhafaza etsin. Ehli imanı, ehli İslam muhafaza etsin derim. İnsanlığı muhafaza etsin derim. Ne diyeyim? Amin. İnşallah. Ha, sağ olun. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an maymun virüsü diyorlar ama ben yıllar öncesinden, 5-6 yıl öncesinden, 10 yıl öncesinden yeğenlerimde doğdu.
Yani bu zaten var olan bir hastalıktı. Bence bunu bahane ederek başka hastalıklar türetiliyor. Onu düşünüyorum. Ülkemizde de birkaç tane varmış, öyle konuşuluyor. Vakalar var. İleriye dönük ne düşünüyorsunuz? Koronavirüs gibi kapanmalar olur mu, yoksa hayır bu gelip geçici bir şey olarak? Zannetmiyorum. Cilt hastalığı ya, hani ciğerlerle alakalı değil ama şu olabilir. Hani eskiden veba hastalıkları falan vardı. Bunun sadece maymun çiçeği olduğunu düşünmüyorum. Birçok hastalığı beraberinde getiren bir virüs enjekte ettiklerini düşünüyorum. O yüzden aşı satışları olacak gene. İnsanlar gene bir korku şeyleri salacak. Birazcık enflasyonu geride bırakmak adına böyle söylentiler çıkacak diye düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki Afrika'dan bir sürü öğrenci geliyor ülkemize. Sizce yeterli denetim olacak mı bu süre zarfında? Zaten çok denetim yok. Gelecektir. Başka türlü kazanç kaynağımız yok herhalde. Bedava mı geliyorlar, bedava mı okuyorlar onu bilmiyorum. Okuyorlar ve üzerine biz de destek oluyoruz ülkecek diye biliyorum. Yani ülkemiz yabancı ülkelerden gelen öğrencilere destek de oluyor. Onlardan bir kazanç elde etmiyoruz. Biz onlara elimizdekini veriyoruz. Ticari amaçlı gelen, yurt dışından gelen öğrenciler nasıl bizimkiler yurt dışına gidiyorsa, kazanç elde ediyorsa, bize de kazanç getirisi varsa tamam, ama sağlık kontrolleri ve vizelerin çok önemli olduğunu biliyorum. Eğer bunlar yapılmıyorsa da bizim öğrencilerimiz yurt dışında okumaya devam edecekler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Maymun çiçeği virüsünü duydunuz mu? Vallahi duydum ama Türkiye'ye gelmemiş daha. Gelmiş amcacığım, birkaç tane varmış. Tek tük varmış. Tek tük var, evet. Tek tük varmış. İnşallah bize bir şey olmaz. İlaç mülaç kullanıyoruz, vitamin şu bu, ama bakacağız, doktorlara soracağız. Peki virüs geldi diyelim, varsayalım. Kötüyü de çağırmak istemiyorum. Tekrardan eve kapanmaya hazır mısınız? Vallahi şu anda zaten yaşım 80. Bugün yarın biz yolcuyuz. Onun için... Çok da umurumda değil diyorsun. Vallahi değil. Peki, teşekkür ederim. Estağfurullah, sağ olun. Günler. Maymun çiçeği virüsünü soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi ilk defa duyuyorum desem inanır mısın? Gerçekten. Haberlerde belki çocuklar duymuştur maymun çiçeği virüsünü. Duydunuz mu? Duymadım. Ben gördüm. QI diye bir uygulamada gördüm. Birkaç tane varmış ülkemizde de. Bayağı ölümcül bir virüs. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani yine şeylerden mi gelmiş, yurt dışından falan mı? Afrika'dan bu sefer. Yani maşallah her yere açık olduğumuz için. O yüzden her şey geliyor Türkiye'ye. Yani bütün sınırlar açık olduğu için insanlardan her şey gelebiliyor tabii. Yani kapatması lazım. Yeterli denetim, evet, olmalı. Aynen, kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Abla, el sallayın, gel hadi. Ben saldım ki. Ne olmak istiyorsunuz büyüyünce? Ben astronot olacağım. Aa, sen? Ben avukat veya öğretmen. Avukat mı, öğretmen? Öğretmen. Küçükten beri öğretmen istiyorum ama avukat da olmak istiyorum. Tamam. Hep birlikte el sallayalım. Teşekkür ettik. Merhabalar. Maymun çiçeği virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Laboratuvar çok tehlikeli. O da aynı şey, aynı koronavirüs gibi. Zaten maymun çiçeği gibi var. Bir de domuz gibi daha var. Bir de kuş gibi daha var. Onlar şey gelse artık yani insan ölür ya. Çünkü onlar çok tehlikeli. Onlar aynı böyle kanser gibidir. Ama ne yapalım işte, onlar da bilmiyorum. Her zaman zaten onlar da böyle yurt dışından şey oluyorlar zaten. Afrika'dan çıktı bu sefer. Tabii Afrika'dan. Bir de bu koronavirüs, bir de bu Amerika ürettiler. Bu bilemeyiz adı ürettiler. Ondan sonra o da böyle rüzgar gibi dünyaya yayılmış. Bir de İstanbul'a gelmiş. Lan çünkü bundan uzak durması gerek. Çünkü bunlar insanı öldürüyor. Böyle tabii. Nasıl çok... uzak duracağız peki sizce? Burası uzak duracağız. Çünkü tekrarın maske takması gerek. Maske. Tabii maske takarsa bulaşmaz. Siz maske kullanıyor musunuz? Tabii. Zaten bu şey bu zaten bu korona kullanıyoruz ama şimdi korona bitince artık maske yani tabii. Peki ülkemizin ekonomisi, sizce koronavirüs gibi bir virüs tekrardan olursa, maymun çiçeği virüsünden bahsediyorum, tekrardan yaygınlaşırsa bunun gibi, ülkemizin ekonomisi buna hazır mı? Ya şimdi bence mesela bu ekonomi bu şeyden hani şey olmuş, bu savaştan şey olmuş, yer etkilenmiş. Çünkü mesela bu savaş çıkınca hem bu şeyde mesela bu dolar euro da yükselmiş. Bu iyi olmuş. Bu işte mesela bu dolar euro yükselince iyi olmuş. Ekonomimiz sizce virüsü kaldırabilecek kapasiteye sahip mi? Ekonomik mi? Ya işte bu ekonomi virüsten ne alaka var? Çünkü bu virüs ayrı, bu ekonomi ayrı. Tabii. Virüs geldiği zaman biliyorsunuz ki vatandaşlar hastalanıyor, hastaneler doluyor, doktorlar daha çok ilgilenmek zorunda kalıyor. Daha kötüsünü düşünelim, evlere kapanma olabilir. Peki evlere kapanma olduğu takdirde fabrikalar duracak, işletmeler duracak, kafeler duracak. Bizim ülkemiz bu ekonomik zorluğa hazır mı? Ya tabii, çünkü zaten tabii. Çünkü mesela bu zaten bu korona olunca zaten en az hani şey yasaklamış zaten. Hani 4 gün 5 gün böyle yasak olmuş zaten. Onun Afrikalı için... hiç arkadaşınız var mı? Afrikalı yola benim şeyde işim yok. Böyle bu yurt dışından yani arkadaş yapmam ben. Boş ver tabii, bu yurt dışından yani şey. Afrika'dan gelen bir virüs bu, o yüzden. Tabii. Yok, arkadaşım yoktur ya. Ya tabii, çünkü mesela İstanbul'a geldiği zaman bulaşıyor, çünkü İstanbul'a geliyorlar bu yurt dışı, bu yani yurt dışılar. Mesela bu Afrika yani. Zaten bu İstanbul yarısı yabancıdır. Afrika var yani şey var, bütün ülkeler İstanbul'da işte, İstanbul yarısı hepsi yabancı. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. İyi günler.